Kahramanmaraş merkezi depremde binlerce insanımızı kaybettik. Hala da enkaz altından kayıplarımız çıkmaya devam ediyor. İnsanlarımızın depremden ziyade denetimsizlik nedeniyle hayatını kaybettiği de gün gibi ortaya çıkıyor. Kahramanmaraş'ta aynı müteahhit tarafından yan yana yapılan iki binadan biri depremi hafif hasarla atlattı, diğeri ise yerle bir oldu. Yıkılan binanın zemin katındaki dondurma işletmecisinin kolonları kestiği öğrenildi. Kolon kesilmesine ilişkin 15 yıl önce savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu da ortaya çıktı. TV 148 kişinin hayatını kaybettiği o binada annesini de kaybeden vatandaşla konuştu. Kahramanmaraş merkezli deprem büyük yıkımlara sebep oldu. O yıkımların altından da büyük ihmaller çıktı. Dul Kadiroğlu ilçesindeki Anadolu Apartmanı'nın inşaatına 1987'de başlandı. A ve B blok olarak ayrılan iki apartman aynı müteahhit tarafından yapıldı. Biri depremde yerle bir oldu, diğeri ayakta kaldı. Burası 1987'de başlanılıyor yapılmaya ve 1989'da da insanlar yerleşiyorlar, oturuyorlar buraya. İşletme orada aynı şekilde arsa sahibi. Genellikle oradaki çoğu oturan da arsa sahibi olarak yerleşmişler oraya. İddiaya göre açılan pastane binanın kolonlarını kesti. Kolon kesilmesine ilişkin binanın diğer sakinleri de 15 yıl önce dava açtı. Hatta bu kolon kesilmesiyle de ilgili aldığım bilgi orada oturan diğer komşularımızdan yaklaşık 15 yıl kadar önce bu konuda kendilerine bir dava açtıklarını da söylediler bana. Peki bu davaya ilişkin bir mahkeme kararı ya da bir takipsizlik gibi bir sonuç var mıdır? Karara bağlanabilmiş mi bahsettiğiniz dava? Ben o davanın tabii bir tarafı olmadığı için tam şey değilim, hakim değilim o mevzuya. Bana sadece aktarılanı burada şey yaptım, hani dile getirmek istedim. Ama bir sonuç alındığını zannetmiyorum. Çünkü işletme ta ki depremde yıkılıncaya kadar faaliyetlerine devam ediyordu. Kolonu kesilmeyen bina depremi hafif hasarla atlattı. Zemin katında pastane olan bina ise yıkıldı. 48 kişiye mezar oldu. Evet, Anadolu A ayakta. Hatta orada yapılan bazı çalışmalar, insanların kendi işte gözlemleri o binada çok ciddi sıkıntıların olmadığı, binanın zaten fotoğrafları da mevcut, depremden sonraki fotoğrafları da mevcut. Orada ölen ya da yaralanan yok. Ancak mesela orada oturan insanlar B blokta oturan akrabalarını kaybettiler şu anda. Enkaz altında kalanlar arasında Mustafa Fıstıkçıoğlu'nun annesi Ayşe Gürkan da vardı. Fıstıkçıoğlu savcılığa suç duyurusunda bulundu. Biz tabii burada eğer bir müteahhitle ilgili bir hata varsa veya işte burada imarla ilgili, belediyeyle ilgili bir hususlar varsa bunları da dilekçemize yazdık, araştırılmasını istedik. Şüphelilerin henüz gözaltına alınmadığı öğrenildi. Biz bu konunun takipçisi olacağız. Şu anda orada görüştüğüm Anadolu A ve Anadolu B'den insanlarla 14-15 ailenin de aynı düşüncede olduğu, aynı şekilde burada gerekenin yapılmasıyla ilgili onların da destek vereceklerini biliyorum. Sizler de bize aracılık ettiniz sesimizin duyulması açısından. İnşallah bu konuda gerekli adımlar atılır ve bu insanların acıları bir parça teselli bulur en azından. Ünlü Fransız deprem bilimci Le Bichon olası İstanbul depremine ilişkin tahminlerde bulundu. Bichon, İstanbul'da 7.6'nın üzerinde bir deprem beklediğini ve bu depremin hasar yaratabilecek tsunamilere de yol açabileceğini söyledi. İstanbul'un farklı bölgeleri depremden farklı etkilenecek. Bu konuda çok sayıda Türk araştırmacı, aynı zamanda Çinlilerin de çalışmaları var. Önemli olan yapı üretme yönetmeliklerinin bu tahminlere uygun olması ve kurallara, yönetmeliklere uyulmasıdır. Fransız deprem bilimci ve jeofizikçi Xavier Le Pichon katıldığı bir televizyon programında olası İstanbul depremini değerlendirdi. Pichon beklediği depremin büyüklüğünü açıkladı. Marmara'da 7,6 üzerinde tek bir depremin olacağını düşünüyorum. Tüm meslektaşlarımın böyle düşünmediğini biliyorum. Onlar 2 ya da 3 deprem olacağını düşünüyor. Tarih kimi haklı çıkaracak göreceğiz. Bölgedeki levhaların nasıl geliştiğine bakıyorum. Marmara'da fayın bütün hareketi belli bir uzunlukta tek bir anda yapacağını görüyorum. Pichon, İstanbul'da hasar yaratabilecek tsunamilerin olacağının da altını çizdi. İstanbul'da tsunami beklentisi açık denizlerdeki gibi olmayacak. Tsunami Marmara için çok büyük olmayacak. Fakat hasar yaratabilecek tsunamiler olacak.